Arkadaşlar merhabalar. Hepinize günaydınlar. Bugün Sosyal Demokrasi Derneği'nin genel merkezini ziyaret ettik. Burada değerli başkanla birlikte, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir kahvaltı gerçekleştirdik. Sayın Başkan simidimiz, peynirimiz var, bekleriz demişti. Bugün kahvaltıda onların misafiriydik. Aslında Sosyal Demokrasi Derneği'ne uzun süredir bir ziyaret planlanıyordu. Bir türlü takvim müsait olmamıştı. Kendileri ben genel başkan seçildikten sonra randevu talep edince ben kendilerine randevu vermek yerine bizim gitmemizin uygun olacağını söyledim. Bugün o ziyareti gerçekleştirdik. Dünyadaki bütün sosyal demokrat partiler kendileriyle benzer dünya görüşüne sahip derneklerle, vakıflarla sıkı ve yakın ilişki içinde olurlar. Oradaki üretim, oradaki teorik katkı pratik siyaseti hem güçlendirir hem zenginleştirir. Biz böyle bir arayışın içinde bundan sonra daha çok olacağız. Mevcut yapılarla ilişkilerimizi geliştireceğiz ve bundan sonra aynı dünya görüşüne sahip olduğumuz yapıların, derneklerin, vakıfların güçlenmesini, bize güç vermesini, bizim onlardan güç almamızı ve onların da bizlerin katkılarıyla ve destekleriyle daha özgürce üretmelerini sağlamak bizim için son derece önemli. Ben Sayın Sami Doğan'a, yönetim kuruluna nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye'de sosyal demokrasiye inanmış, daha adil, daha eşit bir düzen isteyenleri, birlikte üretimin ve birlikte daha adil paylaşımın hem Türkiye'ye huzur ve barış hem de dünyadaki tüm insanlara huzur ve barış getireceğine inanan herkesi Sosyal Demokrasi Derneği'ni tanımaya ve onlarla birlikte olmaya, üye olmaya davet ediyorum. Sadece Sosyal Demokrasi Derneği değil, sosyal demokrasiye katkı yapan tüm yapıları özellikle genç seçmenlerimizin dikkatlerine sunmak isterim. Efendim, izninizle birkaç sorumuz olacak. Tabii, buyurun. Gündeme dair Anayasa Mahkemesi'nin ikinci hak ihlali kararı ile alakalı 13. Ağır Ceza Mahkemesi de karara uymadı, Yargıtay'a gönderdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün artık Türkiye'de hukukun üstünlüğünden bahsetmek, kuvvetler ayrılığından bahsetmek için hiçbir gerekçe kalmadı. Artık bunu iktidar partisine yakın, iktidara müzahir hiç kimse tutup da Türkiye'de hukuk var demesin. Bir anayasamız var. Bu bir toplum sözleşmesi. Anayasaya da Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes için diyor. Tüm gerçek ve tüzel kişiler için diyor. Ve ayrıca da yasama, yürütme, yargı organları açısından bağlayıcı olduğunu söylüyor. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra uygulanır. Anayasa Mahkemesi Can Atalay ile ilgili son kararını oy çokluğuyla 3-0 aldı. Ama yerel mahkemeye bildirirken oy birliğiyle gereğini yapmak ve karar kurmak üzere bildirdi. Yani Anayasa Mahkemesi'nde Can Atalay kararına katılmayan üyeler dahi kararın uygulanmak üzere yerel mahkemeye yollanmasına oy birliğiyle karar verdiler. Aksi anayasayı inkar olur. Bugün bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne direnemez, direniyorsa talimatlandırılmıştır. Bu talimat kuvvetler ayrılığını hiçe sayan yürütme organının başı tarafından verilmiştir. Bunun aksini kim iddia ediyorsa bu milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyordur. Yani evrensel hukuk normlarının dışında şu kadarını söyleyelim. Osmanlı'nın tarihiyle gurur duyup ondan övünmeyi kimselere bırakmayanlara söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet diyor ki, kadıyı satın alırsanız adalet ölür. Adalet ölürse birazdan devlet ölür. Bugün yapılmaya çalışılan iş belki madden değil ama manen kadının satın alınmasıdır. Manen mahkemenin iradesinin yürütmenin başı tarafından ele geçirilmesidir. Çünkü Gezi davası onun kişisel husumet meselesidir. Türkiye'de kimin hapse gireceğine dünya liderimiz, kimin hapisten çıkacağına dünyanın öbür liderleri karar veriyor. Bu beden, bu can bu bedende durdukça salmam dediği papazı bir telefonla oval ofise uçuran,
Merkel'in bir telefonuyla Deniz Yücel'i bırakan birisi bugün dünya liderlerinden birinden telefon gelse Can Atalay'ı bırakır. Ama Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Türkiye'nin hukukun uygulanmasına ihtiyacı var. Yapılan iş düpedüz darbe girişimidir. Hatay halkına sen milletvekili seçemezsin. Son kararı ben veririm diyorlar. Bu bir darbedir. Millet meclisine siz milletvekilinizi yemine çağıramazsınız. Son kararı ben veririm diyorlar. Bu bir darbedir. Meclis başkanına sen benim kararımı okutacaksın diye ayar veriyorlar. Ve hepimize birden anayasanın bir hükmü yok. Bu ülkeyi yönetenin kendi kafasına göre bir anayasası var diyorlar. Buna bütün Türkiye, bütün kurumlarıyla ve Türkiye'deki Türkiye'nin yarınlarında umut bağlamak isteyen herkes direnmelidir. Kadı satın alınırsa adalet ölür. Bugün adalet ölmüştür. Adalet ölürse yakında devlet ölür diyor Fatih Sultan Mehmet. Sözümüze değer veren herkesin hukukun üstünlüğüne inandığını biliyorum. Ama siyasi görüşü bizden uzak olan herkesin hiç olmazsa dönüp bir Fatih Sultan Mehmet'in ne dediğine bakmasını bekliyoruz. AK Partililer, MHP'liler, Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'ten daha iyi biliyor olabilir mi? Bilemez. Çağ açıp çağ kapatmış bir padişah adalet ölürse devlet ölür diyor. Türkiye'de adaleti öldürüyorlar. Bütün anketler Türkiye'deki bütün toplumun adalet sistemine güveninin %15 ila %20 arasında ölçüyor. %17, 100 kişiden 83'ü adalete güvenmiyor. Ve bunlar adaleti öldürmeye devam ediyorlar. Bu ülkenin geleceğine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Efendim asgari ücret belli oldu 17.002 lira. Bununla ilgili de bir değerlendirme yapar mısınız? Asgari ücretin kaç lira olduğundan çok bugün neyi satın aldığı ve seneye bugün neyi satın alacağından ilgilenmek lazım. Büyük bir kandırmacayla karşı karşıyayız. Verilen zam son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki bir yıllık enflasyon hayat pahalılığı ne olacak? Bugün belirlenen asgari ücretin yanında mutlaka en az 3 ayda bir asgari ücretin yeniden belirleneceğinin taahhüdünün verilmesi gerekir. Çünkü inanılmaz bir hayat pahalılığı var. Hiçbir mal, hiçbir hizmet bir ay önce satın alındığı fiyata satın alınamıyor. Ve her gün asgari ücret elemeye devam edecek. Ve bunlar 6 ay sonra bile zam yapmayacağız. Bir sene bu asgari ücret olacak diyorlar. Bir sene sonra bugünkü satın alınan mal, hizmet, doldurulan file bir sene sonra kaç paraya dolacak? Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellenmesi lazımdır. Bu ülkenin insanlarını seviyorlarsa şunu yapsınlar. Desinler ki bunu ilan ettik ama Mart'ta oturup enflasyon farkını bir daha vereceğiz. Bu yapılmadıktan sonra açıklanan rakamın hiçbir kıymeti yoktur. Efendim? Ayrıca bir sorun da gelir vergisi hesaplanırken asgari ücretin dahil edilmesidir. Bu yüzden asgari ücretin gelir vergisi hesaplanmasına dahil edildiği sistemde ücretliler bu ay aldıkları maaşı her bir kademeyi açtıktan sonra kaybetmektedirler. Ve yılbaşıyla yıl sonu maaşları arasında bizi burada takip eden muhabir arkadaşlarımızdan kameraman arkadaşlarımıza kadar Türkiye'deki herkesin ödediği vergi dilimi artıp ödeyeceği vergi artacağı için eline geçen para azalacaktır. Bu konuda da bir kez daha uyarıyoruz. Derhal düzenleme yapılmalıdır. Sayın Özel, bugün Rüçük Kızıl Goncalar dizisine iki kez program durdurma ve kanala da %100 idari para cezası verdi. Tarikatları kodu alan diziydi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben haberi biraz önce sizden öğrendim. Toplantıdaydık. Hem RTÜK'ün kararını hem de RTÜK üyelerimize bu kararın alınma sürecini kendilerinden bilgi aldıktan sonra bu konuda bir değerlendirme yaparım. Bu asgari ücret belirlenmesiyle ilgili tespit
komisyonunun çalışmaları sürerken tarafları AK Parti Genel Merkezi'ne çağırıp kararın da orada verilmesiyle alakalı bir değerlendirmeniz olur mu? Şimdi asgari ücret tespit komisyonu yasal bir komisyondur. Kanunun emrettiği bir komisyondur. Ve yasayla kurulduğu için meclisin yani yasamanın verdiği bir görevdir bu. Yürütmenin başının yasamanın görevlendirdiği bir komisyonu ayağına çağırması, onlarla müzakereyi bir siyasi partinin genel merkezinde sürdürmesi ve daha sonra da açıklamanın bu şekilde yapılması o komisyonun tarafsızlığına, o komisyona Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüklediği işleve tamamen gölge düşürmüştür. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan komisyonu kendi siyasi çalışması için araç sallandırmıştır. Komisyonu siyasetine alet etmektedir. Yaptığı iş bütün kurumları ve kuralları yıprattığı gibi böyle bir kurumu da yıpratmıştır. Artık bundan sonra asgari ücret komisyonunu kimse ciddiye almaz. Çünkü bu komisyon özgürce çalışıp kendi önerisini ortaya koyup bunu da yürütmeye karşı o masanın ortak talebi olarak söylemesi gerekirken o yürütmenin başının emrine girmiştir. Zihniyet aynı zihniyettir. Hakim savcıların kura törenini yürütmenin külliyesinde yapmakla asgari ücret komisyonunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çağırmak hepsi aynı şeydir. Ben varım, kurumlar yok. Ben varım, kurallar yok anlayışıdır. Dünyanın bütün zengin ülkeleri kurallar ve kurumlarla yönetiliyor. Dünyanın bütün fakir halkları başlarında kurumları ve kuralları yok sayan tek adamlarca yönetiliyor. Ankara ve İstanbul adayınızı belirlediniz ama şimdi de iktidarın adayları merak ediliyor. Temayül yoklamaları sürdüğü söyleniliyor. Siz daha önce demiştiniz hani adayınızı sormayacağım diye. Değerlendirmeniz olur mu? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam yurt dışına çıktığımda herhalde ülkedeki enflasyonla övünecek hali yok. Hayat pahalılığıyla övünecek hali yok. Sefalet endeksiyle övünecek hali yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir şeyle övünecekse şunu söylemeli. Türkiye'de hepinizin tanıdığı, dünyanın en çok bildiği şehrimiz İstanbul ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara o kadar iyi yönetiliyor ki karşılarına ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ben bile rakip bulamıyorum. Bence Recep Tayyip Erdoğan İstanbul ve Ankara belediye başkanlarımızla övünsün. Bütün dünyayı onların başarısını anlatsın ve Ankara ve İstanbul'daki iyi yönetimimizi kendi yönettikleri belediyeler için de örnek alsınlar.